Öncelikle merhaba. Güneş Spor Kulüp Başkanı Ümit Kök. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilçemize kızak branşımızı kazandırmak istedik. Bu görüşmeler sonrasında Dörteli Spor Kulübü ile bir anlaşma yaptık. Dedik ki ikimiz de kızak branşımızı açalım. Burada birçok sporcumuza, birçok çocuğumuza yeni imkanlar sunmuş oluruz. Ve yöremizde de birçok yarışmalar sağlayarak hem bölgemizi tanıtmış oluruz hem çocuklarımızı yeni bir branşa teşvik etmiş oluruz. Bu noktada da Doğan hocamızdan yardım talep ettik. Sağ olsun o bizleri geri çevirmedi. Tam desteğini sağladı. İnşallah bu branşta da birçok başarıları ilçemize kazandıracağız. Gerekli açıklamaları zaten kendisi yapacak. Kendisine buradan teşekkür ederim. Bozcuk'umuz için Dörtöylü Spor Kulübü ve Güneş Spor Kulübü için de hayırlı olmasını dilerim. Ben ilk önce bu kızak olayına nasıl girdiğimizden bahsedeyim size. Kızak Federasyonu As Başkanı Çağrı Kaymaz, benim sınıf arkadaşım üniversiteden. Onun ricasıyla bu işe girdik. Bozüyük'te de biliyorsunuz hava şartları kızak sporuna müsait olduğu için böylelikle kabul ettik. Daha sonra Çağrı As Başkanımız bize yapmamız gerekenler hakkında bilgi verdi. Daha sonra Federasyon Başkanımız Ahmet Recep Tekcan'la birlikte Bozu'ya geldiler. Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımızla birlikte ortak görüşmeler yaptık. Daha sonra bizi dediğim gibi yönlendirmesiyle kulüpleşelim dediler. Biz de bu teklifi Güneş Spor ve Dört Eylül Spor kulüplerine ilettik. Onlar da sağ olsun başkanlar bizi kırmadılar. Kızak branşını açmış bulunduk. İlk müsabakamız da 3-7 Mart tarihleri arasında Sarıkamış'ta olacak. Kars Sarıkamış'ta. Bu yarışmalara Bozüyük 4 Eylül Spor ve Güneş Spor adına iki sporcu yarışacaklar. Daha sonra bu biraz aceleye geldiği için milli takım hocalarıyla da görüştük zaten. Kızak milli takım hocalarıyla. Daha sonra Bozüyük'e gelip Bozüyük'teki çocukları yetiştirmek adına yani burada faaliyet gösterecekler. Kızağı sadece kar kızağı olarak düşünmeyelim. Tekerlekli kızak dediğimiz kızak türünü de Bozüyük'te getirip onu da burada yaygınlaştırmak için pilot okullar seçerek Türk sporuna kızak sporcularını kazandırmak için el birliğiyle uğraşacağız. Tekrar ben başkanlarıma bize destekler için, Türk sporuna destekler için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu kızak branşımızı biz aslında iki türlü düşündük. Birisi kışın karda, diğeri de yazın yapılabilecek kızak yarışmalarımız olacak. Federasyon başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde inşallah onları buraya getirip Sofular ve Camili Yayla bölgesinde yerleri tespit edip o şekilde orada kışın kızak yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve tekerlekli kızak yarışmalarında Söğüt yolu üzerinde binyeli araba dediğimiz şekilde orada yarışmalar düzenleyerek hem yaz hem kışın bu branşta halkımıza hizmet edeceğiz, Gerçekten. gençlerimize hizmet edeceğiz, gençlerimizin yolunu açacağız. Şunu anlatmamız gerekiyor özellikle. Gençlerimiz bazı branşlarda milli sporcu olabilme yolunda daha çabuk ilerleyebiliyorlar. Bu branşımız da o şekilde bir branşımız. Gençlerimiz milli sporcu olduklarında ne kazanıyorlar? Devletin birçok sunduğu imkanları var. Bu imkanlardan yararlanıyorlar. En azından antrenörlük yapabiliyorlar ya da beden öğretmenliği şeklinde gençlik sporlarda görevler alabiliyorlar. Biz gençlerimizi buraya katabilirsek ilçemizden birçok antrenör yetişmiş olacak. Hem sporcu hem antrenör yetiştirmiş olacağız. Ve bu şekilde de ilçemizin birçok bölgesinde tanıtmış olacağız. İnşallah ilçemize büyük bir şey kazandırmış olacağız.